Adana'ya özgü uzanın büyüyor. Geçti mi bir... Yani bu pazar durumumuz Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak 81 ilimizde ucuz tavuk satabilme amacıyla Tarım Bakanlığımızın almış olduğu ve Ticaret Bakanlığımızın almış olduğu karar bizim için sevindirici bir haber. Nedeni ise vatandaşlarımız burada tavuk tüketmeye başlar. İhracat olması nedeniyle hem kısıtlı tavuklar geliyordu hem de siparişlere yetişemiyorlardı ve fiyatlar alıp başına gidiyordu. Artı bakanlığımızdan, Tarım Bakanlığımızdan talebimiz şu. Tavuk parçalama yetkisini kasaplara verilmesini istiyoruz. Daha evvel bu yetki vardı bizde. Fakat bürokratların iyi çalışmamasının nedeniyle bakanlık bunu yasakladı. Yani koyunu biz kesiyoruz, koyunu parçalıyoruz. Fakat tavuğu parçalayamıyoruz. Bu da ayrı bir düşündürücü. İklimimizde Türkiye genelinde Mersin, Adana, Güneydoğu bölgelerinde iklim sıcak olacağından dolayı paketlenmelerini sürekli olarak da zehirlenme hususunda önlem almak için biz hem bakanlığımıza müracaatımızı yaptık hem de Cumhurbaşkanımızın fiyatları yüksek tutulmasına kendisi karşı. Parçalama yetkisi kasaplarımıza verildiği takdirde otomatikmen biz %40 olarak tavuk fiyatlarını aşağı çekeceğiz. Neden pahalı veririz? Biz utanıyoruz artık yüksek fiyat göstermeye vatandaşa. Yüksek rajda alıyoruz biz bunu. Yani bunun getirenler bize 3-4 elden bize getiriyorlar. Tekelleştirmeyi durdurmalarını istiyoruz. Yani kasaplarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız zamlara karşı. Bunun Tarım Bakanlığımızdan önemli istirham ediyorum. Tavuk parçalaması yetkisi kasaplara aittir. Yani marketlere parçalama yetkisi veriliyor da kasaplara niye verilmiyor? Bu da ayrı bir düşündürücü konu. Buradan Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Yetkimizi istiyoruz. Yani görüyorsunuz parçalamayı. Siz vatandaş olarak geldiğiniz zaman bunu bir tüm alıp tavuk. Bu tavuğu biz parçalamıyorsa size vereceğimiz zaman yüksek gramajlı oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bizim Adana'mızda, Güney bölgemizde, Mersin'imizde, işte bu bölgelerimizde et fiyatları kemiksiz olarak 500 TL, 600 TL arası değişiyor. Bu zamları biz yapmıyoruz. Bu zamları büyük marketler yapıyor. Yani 800 lira, 900 lira, 1000 liraya etler satılıyor. Buna Ticaret Bakanlığı bir an önce denetleme yapması gerekiyor. Fiyatları mutlaka zemin almalarını istiyoruz. Yani bizim sattığımız etler burada belli. Karavanlar, varışların olduğu bir il Adana. Ve en çok et tüketilen il Adana'mız. Kebabıyla, şalgamıyla olan meşhur. Yani dünyaya tanıttık biz Adana'yı. Elimizden geldiği kadar biz fiyat zam yapmamaya çalışıyoruz. Şimdi biz federasyon olarak, Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak et ve süt kurumundan bir anlaşma yaptık. İthal et istedik. Tamam, buraya kadar güzel. 3 milyon nüfuslu bir Adana'ya 50 tane büyükbaş verdiler. Döndüler dediler ki de bu 50 taneyi de Mersin, Osmaniye, Adana, Hatay buralara vereceksiniz. Çok biliyorsanız o zaman biz istifa edelim, siz gelin yapın bir görevi. Yani Tarım Bakanlığımız et ve süt kurumunda süpermarketlere tanıdığı imkanı küçük esnafa tanımadılar. Bu nedenle 320 ton Adana'da portakal fesleğinde biz et zor bulduk. Et ve süt kurumunun bizde yapmış olduğu protokoller askıda kaldı. 50 tane ben büyükbaşı Adana'ya mı vereyim, Mersin'e mi vereyim, İskenderun'a mı vereyim? Yani biz burada sahipsiz bırakıldık. Et ve süt kurumunun derhal gereğini yapmasını istiyoruz. Devlet esnaf değildir. Devlet esnaf ve sanatkarını kollayıcı tedbirler alır. Anayasamızda bu açık. Biz bunu istiyoruz. Biz isteğimiz Sayın Bakanımızdan tekrar ediyoruz. Parçalama yetkisi vermelerini istiyoruz. Et ve sucuk dolumu kasap işidir. Market işi değildir. Marketlere tanıdıkları hakların %1'ini kasaplarına istiyoruz biz. Yani marketler şu anda Türkiye genelinde parçalama yetkisi verilmiş marketlere 1700-1800 kişi var. Ama
Sadece Türkiye Kasaplar Federasyonu'na kayıtlı üyelerimiz 170 bin. Bunu ikiyle çarparsa 320 bin kişi sadece aile sahibi. Olduğu zaman biz bakur yatırıyoruz, sigorta yatırıyoruz. Bir Adana'nın vermiş olduğu, kasabın vermiş olduğu bakanlık vergiye baksın. Bir de büyük marketlerin vermiş olduğu vergiye baksın. Adana'nın vergisi Adana'da kalsın. İstanbul'da değil, Ankara'da değil, İzmir'de değil. Buralar merkez, Adana ve diğer illerde şube. Hayırdır ya? Adana sahipsiz değildir.